Sevgili seyirciler, bendeniz Savaş Kalapat, biziniz Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Biliyorsunuz ben gazeteciyim. Hayatım boyunca da yazı yazdım. Bir yazımda şöyle bir girizgah yapmıştım. O zaman Baba Ali Cağaloğlu'ndaydı ve ben Hürriyet Gazetesi'nde çalışıyordum. Köşe yazımda diyordum ki, işte hindi gibi düşünen, başları öne eğik, Arnavut tipi kaldırımlarda yürüyen insanlar diye bir tanım kullanmıştım. Evet. Bazen ekonomi, bazen de siyasi durum, bazen de toplumsal durum insanları hindi gibi düşünmeye zorluyor. Ve o zaman başınızı öne eğiyorsunuz. Hayattan kopuyorsunuz ve yürüyorsunuz. Nereye gittiğinizi biliyorsunuz. Aslında otomatik olarak ya işinize, ya evinize, ya iş yerinize ya da başka bir yere gidiyorsunuz. Ama gidiyorsunuz. Siz gittiğinizin bile farkında değilsiniz. Çünkü düşünce evreninde başka bir yere yolculuk yapıyorsunuz. Peki, bunlar yoğunlaşmaya başladığı zaman, sıkıntıya düştüğünüz anlar oluyor. Muhtemelen oluyor. Bir hekime ya da bir uzmana, birisine başvuruyor musunuz? Yoksa gidip duvara mı konuşuyorsunuz? Yoksa komşunuza mı, iş arkadaşınıza mı, eşinize mi? Bazen hiçbirine konuşamadığınız durumlar oluyor. Birine açılmak istiyorsunuz. Anlatmak istiyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz bir adım sonrası arıza. Yani ruhsal rahatsızlık diyelim onun adına. Peki, önemli olan o anda frene basmak ve tedbir almak. Bunu biraz daha küçük ölçekte yapalım. Ailenizdeki bireylere getirelim. Çocuklarınıza. Mesela çocuğunuzun bir davranışını görüyorsunuz. Diyorsunuz ki anlam veremiyorsunuz. Kendi çocukluğunuza benzemiyor. Ki o dönemlerde de yani şimdi ben biraz baby boomer olduğum için kendi dönemimi rastlarsam o dönemde hiçbir şey yok. Yine bu dönemler iyi. Çünkü uzmanlar var, bilim insanları var vesaire filan. Bu uzmanlara başvurduğunuz zaman siz diyorlar ki ya arkadaşlar bu görüntünün karşılığı böyle bir rahatsızlık ya da böyle bir rahatsızlığa giden yol. İşte onun için ne yapacaksınız? Psikologlara, psikiyatrlara başvuracaksınız. Yani insan bedenini beslediği gibi ruhunu da aklını da beslemesi gerekiyor. Akıl ve ruh sağlığını beslemesi gerekiyor. Bugün bu kadar konuşmadan sonra bugün nereye geleceğimi tahmin ettiniz. Büşra Hanım, Büşra Gökçen, uzman psikolog. Kendisiyle bunları konuşacağız. Büşra Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Biraz uzun girizgah yaptım ama. Ama güzel bir girizgah oldu. Ama gerçekten yani bakıyorum topluma da. Şimdi ben haberciyim. Ruh sağlığımız çok normal değil. Yani çeşitli sıkıntılar. Ekonomik sıkıntı. Mesela bakıyoruz diyorsun şimdi son zamanların en popüler malzemesi. Efendim soğan 30 lira olmuş. Ya bir soğanı 1 liraya aldığımız dönem de vardı. Sonra bir haber sitesinde diyor ki efendim soğanlar yetişiyor yakında çıkacak o rakam aşağı inecek. Evet bu umutla yaşamamız lazım ama bu arada da ölmememiz lazım. Şimdi biz bu duygusal devinim içindeyken yani inmişler ve çıkışlar varken bazı şeyleri belki de kaybediyoruz ya da bazı şeyler bizi başka bir yola yönlendiriyor. Şimdi bunu aile içindeki bireylere yansıtalım, çocuklara. Şimdi siz önce bir tanıyalım sizi, bize bir anlatın. Ne yapıyorsunuz, kimsiniz, nerede çalışıyorsunuz, hangi gruplarla çalışıyorsunuz. Ondan sonra da bu sorumun cevabını alacağım. Yani soruyu soracağım, cevabını alacağım tamam, sizden. Peki. İsmim Büşra Gökçen. Lisans ve yüksek lisans psikoloji bölümü tamamladıktan sonra... Nerede, hangi okulda? Bilgi Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi. Sonrasında çeşitli görüşme teknikleri, psikolojik testler, çeşitli sertifika programlarına da dahil olarak yükseği mesleğime nerede başladım. Yükseği nerede yaptınız? İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde İstanbul yaptım. Ticaret Üniversitesi. Benim kızım da mesela mimar çıktı. Hı hı. Yeditepe Üniversitesi'nden. Sonra hangi okuldu? Beşiktaş'taki meşhur devlet okulu. Orada da yüksek yapıyor şu anda. Ne güzel. Restorasyon bölümü yüksek öğrencisi. O da tezli falan yapıyor yani. Değerli bölümlerden. Akademisyen olacak restorasyon bölümünde. Yani ben mesela öyle Türk kadınlı, donanımlı gördüğüm zaman bayılıyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi. Türk kadını ekonomik olarak özgür olacak, donanımlı olacak, aklı çalışacak. Hani nakıs talihini yenmiş olacak. Biz erkekler olarak bir yerlere erişiriz ama kadınlar olmadan asla. Kadınlar bizi eriştirecekler oraya biliyor musunuz? Çünkü
Doğurgan olanlar onlar, bir ana onlar. Her şeye yön verirler. Bilmiyorum, fikrime katılıyor musunuz? Teşekkür ederiz. Keşke herkes böyle değerli baksa ama tabii ki birlikteliklerin dinamiği önemli burada. Tabii, tabii. O, tamam, şimdi erkek egemen bir toplum burayı. Bunu kabul edelim yani. Ama bunu değiştirmemiz lazım. Aslında bireyleri yetiştirirken başlıyor tabii, o değişim. İşte diyorum ya, anadır o. Yani ana yetiştiriyor. O erkeği de anne yetiştiriyor. Aynen öyle, aynı dediğiniz yere bağlanıyor. Aslında günümüz koşullarında birçok zorluklarla mücadele ediyoruz. Hem de zaman çok hızlı akıyor. Öncelik sıraları sürekli değişirken çocuklara da gerekli değeri, önemi ayırmaya çalışıyor anneler. Hem bir taraftan dediğiniz gibi ekonomik özgürlüklerini alıyorlar, kendini geliştiriyorlar ama iyi anne olma da peşindeler. Dolayısıyla çok fazla desteğe i̇şte de ihtiyaçları oluyor. Kadının aslında yükü çok daha fazla, biliyor musunuz? Aynen. Mesela şimdi siz hem çalışan insansınız hem de annesiniz. Ya annelik zaten başlı başına bir şey. Çalışan insan olmak da yani işte hayatınızın büyük bir kısmı belki de işte geçiyor. Ama öte yandan diyorsunuz ki ya benim bir de ikinci kısım işim var. Eve gideceğim, yemek yapacağım, çocuğuma bakacağım, çocuğumla ilgileneceğim ya da çocuğuma bir şey vereceğim. Erkek öyle değil. Erkek çıkıyor, gidiyor işe, akşam geliyor, aynen, bekliyor, geliyor. Her şey hazır bekliyor. Kadın eve gelince bir farklı enerji sıçramasına daha ihtiyacı oluyor, evet, ki günü tamamlayabilsin. Peki. Şimdi bir de şeyi anlatın bize. Mesela siz uzman bir psikolog olarak başlangıçta ne yapıyordunuz? Sonra bir yere doğru evrildiniz mi? Aslında bölümü seçerken hep odak noktam çocuklardı. Çünkü onların gelişimini takip etmek beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü onların hayatına daha dokunduğunuzda geri cevabı alabiliyorsunuz. Daha mesleki tatmini daha hızlı yaşayabiliyorsunuz. Daha hızlı yaşayabiliyorsunuz. Ama öncelikle, yani yetişkinlerden daha iyi mi, iyi diyorsunuz? Yani bir yönüyle, çünkü yetişkinlerde dirençler de giriyor devreye. Ama çocukla çalışmak demek yetişkinleri dışarıda bırakmak demek daha hiç değil. Daha saf bir alan değil mi? Ama doğru daha mu? Saf bir alan. Evet. Mesela bir tanım yapıyor. İşte arkadaşının yardımseverliğinden bahsediyor mesela. İşte Ahmet arkadaşım yardımseverlik açısından kaslı değil, şişman diyor. Oradaki mesaj ne? Oradaki mesaj daha kaliteli bir görkemi var. Daha dolu dolu paylaşıyor. Çok farklı bir şekilde ifade peki, ediyor. Peki oradaki eksik ne? Peki çocuk açısından eksik ne? Yani bir şeyi yansıtıyor çocuk sonuçta. Aynen, yardımın içtenliği ve gerektiği andaki yardımı elde edip edemediği, bencilliğe kayıp kayamadığını aslında. Peki ben şimdi, ben size bir şey örnek vereyim. Ben oğlum şu anda 12 yaşında. Ben eskiden oğlumla yatağa böyle yatardık sırt üstü. Derdim ki oğlum tavana bak. Birlikte tavana bakardık. Derdim buraya bu dedim senin tuvalin. Birlikte fotoğraf yapalım. Hadi şimdi evi ben koyuyorum. Hayalden ev çizerdim. Sonra derdim ki bu evi doldur bakalım bunun etrafını. O derdik baba işte orada bulut olsun. Burada kuşlar uçsun filan diye böyle. Şimdi siz mesela bu tavrı nasıl değerlendirirsiniz? Ebeveyn ve çocuk ilişkisi açısından. Yani bu hep tartışılan bir konu, merak edilen de sorular arasında aslında. İşte çocuğumuza nasıl oynamalıyız, nasıl vakit geçirmeliyiz, neler yapmalıyız, en kaliteli etkinlik nedir diye. Ama aslında yaratıcı dünyasına dahil olup diz dize yan yana yaptığınız her etkinlik, gözlerinizi temasını kaçırmadan yaptığınız her faaliyet aslında en güzel, en verimli çocuğunuza ulaşan faaliyet oluyor. Bu da onların bir örneği aslında. Biraz da anne baba ebeveyn psikolog gibi davranıyor değil mi? Mesela hani bir şey fark edeceksin. Oraya mesela diyelim ki kılıçlı bir adam koysa, hani çizgi filmlerden etkilenip ya da filmlerden etkilenip, o mesela acaba yani bilgi sahibi değilim ama mesela bilgi sahibi olsam, ya bu adam, bu çocuk kılıçlı adamı çizdi, muhtemelen bir sorunu var ya da o niye koydu oraya durup dururken o şeyi, yani naif bir görüntünün içinde aykırı bir görüntüyü koymak bir sinyaldir aslında, öyle değil mi? Doğru mu? Yani aslında bulunduğu döneme, yaşadığı şartlara göre değişir. Her kılıç koydu diye aynı anlam, böyle bir formülasyon. Ben sadece çıktım, örnekleme olarak aynen, söylüyorum. Yani. Eminim zaten siz de sorgulamışsınızdır ve farkındasınızdır çokça. Evet, o konuda ben biraz aşağı. Gerçi bizim okulda da psikoloji dersleri, pedagoji, psikoloji vardı iletişim fakültesinde de. Yani işte biraz, hepsinden birazcık koymuşlar tabii. Uzman değiliz. Yani her duygunun davranışa dönüştüğü bir zincir var aslında hepimizin zihninde. Orada da yansıtmak istediği şey biraz önce izlediği, hoşuna giden bir filmden bir kare de olabilir. Hakikaten kendini güçsüz zannettiği bir dönemde bir potans, bir güç ihtiyacının yansıtılması da olabilir. Orada bir öfke olabilir yenmek istediği kişiye dair. Siz mesela psikologlar onu fark ediyorsunuz, hissediyorsunuz. Bunu mesela
ki aileyle paylaşıyorsunuz herhalde. Hı hı. Orada bir formülasyon var mı? Ya işte şöyle yapmanız lazım ya da böyle yapmanız lazım gibi bir yönlendirme var mı? Ya da önerme var yani mı? Yani tabii ki var ama o da teklif olamıyor. Yani neden kaynaklandığının sebebi değiştikçe çözümün yolu da değiştiği için o da değişiklik gösteriyor. Çocuklar daha dürüst değil mi? Daha açık, direkt veriyorlar. Evet. Büyükler, yani yetişkinler. Dolandırmadan. Mimiyle, ses tonuyla her türlü peki, yönden veriyorlar. Çok önemli bir soru soracağım. Bugünün ebeveynleri, yani hani yeni evlenmiş, işte bir sene sonra, iki sene sonra çocuğu olmuş, genç bir aileyi düşünün. Ya da biraz daha orta yaştaki aileyi düşünün. Farkındalıkları var mı? Çocuk ilişkilerinde, çocuk yetiştirmede, çocukların sorunlarına eğilmede. Yani babalar biraz daha işin içine dahil olmaya başladılar. Onlar da yakın ilişki kurmak istiyorlar. O anlamda farkındalıklar var. Ama bazen gözden kaçan farkındalıklar da oluyor. Mesela çocuğu hep keyifli tutmak adına, mutlu tutmak adına istediği şeyler daha kolay verilebiliyor. Ya da diyelim ki istediği şey verilmedi. Oradaki alamadığı için yaşadığı duygu, üzüntü ise bunu yaşamasına izin verilmiyor. Ya aslında yaşamasına izin verilmedi. Mesela bardağı istiyorsa verilmedi. Tamam, güzel bir çizgide durdu aile. Çocuk bardak için üzülüyor ama hemen su başka bir şekilde geliyor. Ya da bardak değil de bambaşka bir şey çocuğun modunu daha iyiye çevirecek. O sıkıntılı durumuna katlanacağı ve bunu geliştireceği fırsatı kaçırtarak aslında yerini başka bir şeyle doldurarak tam öğretmeye başladıkları o çizgide tam tersi bir adım atmış oluyorlar. Şimdi sizin yaş grubu, ilgilendiğiniz yaş grubu 0-6 yaş. Hı. Doğru mu? Doğru. Peki 0-6 yaş grubuyla ondan 6'dan yukarısı arasında biraz fark var herhalde. Tabii. Belki de çok fark vardı, bilmiyorum. Hı. Bilen sizsiniz. Şimdi niye 0-6 mesela yaş grubu ile ilgileniyorsunuz? Yani İlk yapı taşları. Daha açıklar. Hı. Yani hani mesela şey, ağaç yaşken eğilir diye bir laf vardır ya, klasik. Hı. Laf. Yani o devir, o dönemdeki çocuğa bir şeylerin yanlışlarını düzeltmek daha mantıklı mı? Daha mı iyi? Daha sonrası için daha mı efektif? Sonrası için daha efektif, aynen, daha etkili. İlk yapı taşlarını dizerken gösterdiğiniz oradaki özen sonraki adımları çok çok etkiliyor. Ve anaokulu ortamını seviyorum aslında ben. Birçok okulda psikolog ve kurum müdürü olarak da çalıştım. Orada ailelerle birlikte çalışıp işbirliği yaptığınız için, çünkü çocuğun gündüz uyanık olduğu vaktin çoğu okulda geçiyor ve sosyal ortamını anne babası olmadan gözlemleme şansına sahip. Ama siz 0-6 derken aslına bakarsanız bilinç oluşmuyor mu bilmiyorum. Ne kadar, hani kaç yılına, mesela 2 yaşından itibaren mi? 2 yaş diyebiliriz aslında. 2 yaş değil mi? Daha. 2 ile o zaman 2, 4 senelik bir gruba hitap ediyorsunuz yani 2 ile 4 yaş arası, işte 6 yaş arasındaki. Peki iletişim nasıl bir şey? Çocuklarla iletişim, yani başından o 4 ile 6 yaş arasındaki çocukla iletişim nasıl bir şey? Ya çok sihirli bir şey aslında. İlk önce öyle başlayayım. Hani yapısını anlatmaktan önce moraliniz bozuk olabilir, bir şey canınız sıkılı olabilir. Sınıflardan birine girdiğiniz an modunuz mutlaka değişiyor zaten onların enerjisiyle. Oradaki sizin şeyiniz, temasınız bir anne teması mı, öğretmen teması mı, uzman teması mı nedir? Mesela şimdi ben bir çocuk görsem, onun babası gibi davranabilirim ona. Hı hı. Yani ben çünkü uzman değilim. Hı hı. Dışarıdan birisiyim. Yani yakınımın bir çocuğunu görsem babasının verdiği şefkat gibi davranabilirim. Hı hı. Mesela siz uzmansınız. Hı hı. Siz nasıl davranıyorsunuz? Biz okul içerisinde hepimiz tek bir örnek davranmak durumundayız. Yani öğretmenler gibi davranıyor oluyoruz. Ama öğretmenler, hı, gibi davranıyor demek de şefkatten yoksunuz. Elbette. Anlamında elbette değil. Hani korona biraz bizi zorladı. Bu, hı, temas açısından, sarılma açısından çok zorlandık. Yok, siz bütün, hepsi, aynen, sizin çocuklarınız galiba değil mi? Aynen, hepsi bizim çocuklarımız. Benim çocuklarım gibi görüyorum. Çünkü aileyle de geniş bir aile oluyoruz. Her hafta sürekli, her gün çocuk bizimle birlikte olduğu için o işbirliği içinden geniş bir aile. Peki çocuğun size bağlanması nasıl oluyor? Yani ilk başta her okulun aslında farklı alıştırma dönemi ama hani genelde benim tasvip ettiğim yöntemde önce kısa bir süre geliyorlar. İlk gün mesela sadece bir saat olabilir çocuğun okulda geçirdiği vakit. Sonrasında yavaş yavaş adım adım. O biraz fantezi oluyor tabii. Böyle misafir gibi falan. Aynen, hemen bitiyor. Biraz tadı da damağında kalsın istiyoruz. İlkokullarda da öyle biliyorsunuz. Anneler hep kapıda bekler. İlk birinci sınıfa başladığı zaman.
ilk korkularını orada kısa bir sürede yenmek durumunda kalır çocuk da aslında. Çok boca edilmiş, sıkıştırılmış bir süreç oluyor. Peki bu yaş grubunda genel rahatsızlık demeyelim de ona. Genel sorun nedir? Genel sorun en çok... Ne tespitiniz de mesela? En çok uyku saati konularında ailelerimiz bizlerle görüşme yapmak istiyor. Bir de hani ne zaman hayır demeliyim, neye hayır demeliyim, sözümü nasıl geçirebilirim? Ve şey algısı var, işte çok karakterli, söylediği sözün çok arkasında ne yapıyor, ediyor, mutlaka onu yaptırıyor diyor. Mesela bu bazen çok o karakterli mi? İnatçı mı? İşte inatçılığı besledikçe edindiği o ödüllerle, avantajlarla geliştirdiği bir tutum mu istediği şeyi elde etmek için? Şimdi bakın sizin çocuğunuz var. Şimdi siz aynı zamanda uzman bir annesiniz. Benim de çocuğum, iki çocuğum var. Bir tanesi kız, bir tanesi erkek. Biz mesela oyuncak mağazasına gittiğimiz zaman, küçük yaşlarını hatırlıyorum. Diyordum ki kızım ya da oğlum, buradan bir tane oyuncak alacağız. Eğer çok ikna olursam ikinci oyuncağı da alırım. Ama bizim temel hedefimiz bir oyuncak. Çocuk üç oyuncak seçiyor. Dört oyuncak seçiyor. Ya da hepsini birden seçiyor. Şimdi orada ebeveynin duruşu da çok önemli. Eğer siz bütün oyuncakları alırsanız bir daha o oyuncak mağazasına gitmemeniz lazım. Çünkü mağazayı komple almaya çalışır. Burada anne ve babalar işte hani nerede durması gerektiğini ya da durmaması gerektiğini siz diyorsunuz ki yani işte o frene basmanız lazım. Adına inatçılık mı diyorsunuz yoksa başka bir şey mi tanımlıyorsunuz? Orada anne ve babalar ne yapmaları lazım? Yani en önemli şu an ebeveynlere tavsiyede bulunabileceğim şey aslında ortak dil kullanmaları. Yani ikisi de bir şeye evet diyorsa. Anne ve babanın evet, ortak. Yani bir tanesi iyi polis kötü polis değil. Çünkü bu sefer çocuk manipüle etmeyi ve hangisinden nasıl konuşursa neyi nasıl alacağını onlar da öğreniyor. Onlar da çok uyanık değil mi? Manipüle edebiliyorlar hemen. Çok çok güzel yakalıyorlar boşlukları. Yani o bir izlediğiniz tutumla çocuğa aslında daha çok değer kazandırıyorsunuz. Sabrı öğretiyorsunuz. Kabullenmeyi öğretiyorsunuz, kanıksamayı öğreniyor. Yani hayatta bunlara da yer var. Tamam tabii ki bir yerde tıkandığı zaman gitsin, dolansın, başka bir yerden de o hedefine ulaşmaya çalışsın, çabalasın, hemen yılmasın. Bunlar da çok önemli özellikler. Ama bazı şeyleri kabullenmesi ve onu içinde yaşaması da hayata dair önemli kazanımlar. Peki her şeyi elde etmiş bir çocuk sizin anaokulunuza geldi. Çalıştığınız dönemden bahsediyorum ya da anne baba getirdi, bu çocukta bir sorun var, bizle ilgili temas kuramıyoruz ya da çok her şeyi istiyor. Anne babanın belki geçmişteki en büyük hatası o çocuğa her şeyi özgürce vermeleriydi. Çocuğun sahibi olma duygusunun üst noktalara çıkartılmasıydı. O çocuk sonra nasıl bir canavar oluyor? Canavar gibi. Ya şöyle oluyor aslında, çok şaşırtıcı örneklerimiz var. Şimdi normalde kısa kısa başladığı için okul önce bir saat, sonra işte yavaş yavaş. İlk önce işte öğretmeniyle bağ kuruyor. Sonra arkadaşları onun için önemli hale geliyor ve bir sosyal çevresi oluşuyor. O sosyal çevre oluştuktan sonra da kendince bir imajı olduğu için ve öğretmenine de kendini beğendirmek için oradaki kural, sosyal norm neyse onun kılıfına girmeye başlıyor ve aileler orada şaşırıyorlar. İşte evde niye yapmıyor diyorlar. Evet. Aslında evde yapabileceğini biliyor ama burada bir kural var. İşte sınıfta iki öğretmen varsa, diğerine de gitse aynı şeyi sorsa cevap aynı. Öbürüne de sorsa, başka arkadaşı da gitse sorsa, farklı durumlarda öğleden önce de sorsa aynı. Hani değişmeyen bir yapı var. O da buraya uyacak gibi bir duruma peki, ikna oluyor. Peki şimdi bazı egoist insanlar vardır. Bu mesela 0-6 yaş grubunda mı temeli atılıyor yoksa daha sonraki zamanlarda mı atılıyor? 0-6 yaşta da tabii ki atılıyor. Yani 0-6 yaşta birçok şeyin temeli atılıyor. Yani neler mesela? Açev 7 çok geç derken onu kastediyor aslında. 7 hakikaten o anlamda çok geç. Yani her türlü özellik diyebilirim. Yani çok değişik bağlantılarımız var. Mesela çok uç örneklerden bir tanesi tuvalet eğitimi sırasında çocuklar 2-2,5 ya da 3 yaşına kadarki dönemde kendi uzuv zannediyor tuvaletini de. Belki ilk defa görüyor büyük tuvaletini ve o çıktığı anda, gördüğü anda onu çöpe atmak ona çok kötü bir şey gibi geliyor. Çünkü kendi parçasını çöpe atıyor. Eğer o dönemde çocuk zorlanır ve hazır olmadan bu eğitime başlanırsa o zaman çocuğun cimrilik tohumları atılıyor mesela. Kendi malına sahip çıkma. Asla vermeme, paylaşmama, göstermeme. Çünkü kendi parçası ondan zorla alınmış zamanında. Çok ilginç
gelen bağlantılar var. Yani bunu bilmiyordum şahsen, dürüstçe söyleyeyim. Yani o zaman birçok sonradan bizde var olduğu görünen özelliklerin hep bu 0-6 yaş grubunda filan oluştuğu filan gerçeği ortaya çıkartıyor. Aynen. Çok cömertler de tam tersi mi oluyor bu mantığa göre? Yani o kadar basit işlemiyor tabii ki. Peki. Ama bir korelasyon şimdi, var. Büşra Hanım, ben şeyi soracağım size. Şimdi mesela şu anda bir danışma merkezinde çalışıyorsunuz galiba. Kendinize mi ait bilmiyorum, ya da bir kuruma mı ait? Bir kuruma ait. Gelecekteki planlarınız var mı? Mesela ben gelecek, yani bir vizyon oluşturdunuz mu? Bir hedef oluşturdunuz mu? Ne yapacaksınız? Aslında mümkün olduğu kadar daha çok kişiye ulaşmak ve psikolojinin, terapinin ne olduğuyla ilgili bilgi sahibi edindirmek herkesi. Çünkü kendini tanıyan, kendini bilen bir insanın başkaları üzerinden egosunu beslemesi çok zor bir ihtimal. Hani böyle kişiler arttıkça aslında toplumumuzun geleceği noktada çok farklı bir nokta olacak. Ve terapi de hep şey gibi anlaşılıyor. Hani ben psikoloğa gideceğim, bana akıl verecek, tavsiye verecek, bir şey söyleyecek, ben onu yapacağım. Söylediği şeyi direkt hayatıma uygulayacağım, hap bilgi gelecek gibi anlaşılıyor. Aslında terapi dediğimiz şey bir işbirliğidir. Hani birlikte aslında zihni açarak. Çoğul bir işbirliği. Çoğul bir işbirliği. Evet. Ve terapinin kalitesi danışanla, yani terapiste giden bireyle terapist arasındaki ilişkinin kalitesiyle çok doğru orantılı. Bu çocuk olduğu zaman o zaman terapiye aileler giden aileler ve siz oluyorsunuz. Aynen. Tabii çocuğu da farklı çalışmalara alıyoruz. Peki aklıma takılan bir şey var. Şimdi çocuklara baktığınız zaman aslında anne babanın bir kopyasını görüyorsunuz. O anne baba da zaten kendi anne babalarının ya da yaşadıkları ortamın kopyalarını çocuklarına dikte ediyorlar. Ya da tam tersini dikte ediyorlar. Mesela şiddet görmüş bir ailede yetişen bir çocuğun ileride anne baba olduğu zaman çocuklarına şiddet uygulaması söz konusu olabilir mi? Ya da karısına şiddet uygulaması söz konusu olabilir mi? Mesela bu tür ters köşeler var mı şeyde, psikolojide? Tabii ki yatkınlık artabilir çünkü gördüğü, öğrendiği ve refleksine de aslında yerleşen tepki o olmuş oluyor. Ama bunun tam tersi, çok bunun acısını çekmiş ve asla böyle olmayacağım diye büyük kararlar alıp hep bu mottoyla kendini yetiştirmiş, büyümüş, aklından hep bu geçmiş çocuklarda tabii ki büyüyünce aynı konuma gelmek istemiyor çocuğun önünde ve sakınıyor bundan. Peki şöyle bir tanımda bulunabilir miyiz? Yani bir çocuğun akıl ve ruh sağlığı annesinin akıl ve ruh sağlığına bağlıdır gibi bir... Yani %100 değil tabii ki. Çevre, ergenlik dönemi, hani kardeş ilişkisi ya da işte eskiden daha mahalle apartman çocukluğu vardı. Oradaki dinamikler de çok etkili. Şimdi mahalle apartman çocukluğu şimdi şey daha büyük çocuk şey var. Konutlardaki birbirlerini tanımıyorlar biliyorsunuz. Aynen. Yani alt kattaki, üst kattaki yeni tanımıyor. Maalesef. Sosyal ilişkiler biraz sıfırlandığı için. Keşke o mesela mahalle kültürü olsa da. Keşke. Orada birçok şeyi öğreniyorsunuz zaten. Aynen, her türde üsluba nasıl eşlik edilir, nasıl anlaşılır. Sizin çocuğunuz mesela sokakta misket oynadı mı? Misketi bilmiyor. Ama işte gene sokak dediğimiz site ortamında dar bir alanda oynatmaya çalışıyoruz. Ya o site de fena değil. Yani çok kötü değil ama işte hani çok ben mesela değişti. O dönemden gelmiş bir insanım. Ama işte sokağa çıktığınız zaman bir arkadaş grubu vardır. Misket oynarsınız ya da hani bir saklambaç oynarsınız. Birdir bir oyun. Bir sürü şey oynayabilirsiniz. Oyunlar da kalmadı değil mi? Bildiğim eskisi kadar. Gibi kalmadı aynen öyle. Takım oyunları, grup oyunları eskisi kadar yok. Peki son bir soru daha sorayım size. Sonra da ne söylemek istediğinizi rica edeceğim sizden. 0-6 yaş grubundaki çocuklara, özellikle bebeklere diyelim, bebekle çocuk arasındaki varlıklara. Mesela anneler çocukların eline bilgisayar şeyleri veriyorlar, telefonlarını veriyorlar. Bunun ne anlam ifade ediyor sizce? Ya aslında mümkün olduğu kadar geç tanışması lazım. Yine koronada zamanında da hani çok kaçınılmaz hale gelen durumlar oldu. Hiç vermeyen ailelerde çeşitli işte teknolojik aletler vermeye başladılar ama ne kadar geç tanışırsa o kadar iyi olur. Çünkü kendi yaratıcılıklarını köreltmiş oluyorlar. Çünkü herkes her şey önlerine çok hazır hap gibi sunuluyor. Görsel, işitsel dikkat zaten gelişmiyor. Görselde desteklendiği için her şey. Ve kendilerini oyalamayı da bilmiyor oluyorlar. Her yaptıkları
etkinlikte yanlarında birilerini de arıyorlar. İhtiyaç duyuyorlar çünkü. Peki. Anne ve babalara. Çocukları yani saymıyorum. Bizi programımızı seyretmezler onu. Anne ve babalar seyreder. Ne önerirsiniz? Final cümlelerinizi alayım. Yani demin aslında altını çizdiğim gibi ortak dil çok önemli. Tabii ki %100 her türlü konuda aynı fikirde olamazlar. Farklı fikre de sahip olmaları çok doğal olmalıdır da. Ama %80 oranında uzlaşabiliyorlarsa çocuğa etkisi çok fazla. Yani bu boşanmış aile, boşanmamış aile anlamında demiyorum. Boşanıp yine ortak tutumu sergileyebilirsiniz. Yani çocuğu mutlu etme adına hiç üzülmesin, hayatta hep mutluluğu tatsın adına isteklerine ne kadar yanaştıklarını bir kontrol etsinler. Hani dediğim gibi tahammül etme gücünü geliştirecek fırsatı sunsunlar çocuklarına. Evdeki şiddet 6 yaşına kadar çocuk için ne ifade eder? Yani çocuk yine yani travmatik bir şey. Arasındaki, yani karı koca arasındaki şiddet demeyelim ya da yüksek sesle tartışma diyelim. Konuşma da değil, tartışma diyelim. Ne ifade eder çocuk için? Yani çocuk uygun yoldan problem nasıl çözülür bunu öğrenemez. Çok zorlanır. Çünkü kolayı var, bağırılır gibi. Bilinçaltına hani yerleşir mi bunlar? Yerleşir bunlar. Refleksleşmeye de başladığı zaman. Ne zaman çıkacağı da meçhul değil mi? Meçhul, doğru mu? Aynen. Refleksleştiği zaman zaten alternatifini düşünmüyor bile beyin. Hani bunun yerine ne yapabilirim kısmına geçemiyor. Işe Hanım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu yani kısa zamanda için. Böyle makinalı tüfek gibi sordum. Bazılarını da ben mesela kendi kendime diyorum ki ya soruyu soruyorum ama cevabını da aslında biraz veriyor gibiyim falan diye. Böyle bir şeye rastladınız mı bilmiyorum. Dolusunuz zaten ama çok peki. Keyifliydi. Peki çok teşekkür ederim yayına katıldığınız ederim. İçin. Sağ olun. Yolunuz açık olsun. Teşekkürler, sağ olun. Sevgili seyirciler, tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.